Perge Agorası, planlamaya dayalı kent modeli ve yapılanma karakteri ile Anadolu Roma'sının en düzenli yerleşimlerinden birine referans sunmaktadır. Antik dönemde tanrı ve tanrıçalar adına çok çeşitli festivallere ev sahipliği yapan bu görkemli güzellikteki agora kompleksinde doğa ve kadın arasındaki benzerlikler, insanların kadına bakış açısını Perge tarihi sürecinde etkilemiştir. Helenistik dönem giriş kapısının doğusunda yer alan agora, geniş bir stoa ile çevrelenmiştir. Bunun etrafında sütunlu galerilerle çevrili kaldırım kısmı bulunur. Zemin kısmı süslü taban mozaikleriyle kaplı olan galerilerin arkasında dükkanlar vardır. Anadolu'daki türdeşlerinden farklı olarak Perge Agorası'nda dükkanların kapıları alternatifli şekilde içe ve dışa açılacak şekilde düzenlenmiştir. Yapının dört bir portikosunun merkezinde giriş bölümleri yer almaktadır. Bunlardan batı tarafta kalan açıklık, esas giriş mekanı olarak kullanılmıştır. Alanın doğal eğimi göz önünde bulundurulduğunda güneyde kalan mekanların iki katlı olduğunu söylemek mümkündür. Önceleri agora olarak tanımlanan yapı, aynı zamanda etin ve balığın yanı sıra, parfüm gibi lüks ürünlerin de satılmış olması nedeniyle sonradan mausoleum olarak adlandırılmıştır. Boyutları bakımından Türkiye'nin ikinci büyük agorası olan mekan, iç içe geçmiş 3 kareden oluşmaktadır. Yaklaşık 51 çarpı 51 metre ölçülerindeki iç kısım, sıkıştırılmış topraktandır. Mausoleum Agora'da tabanı sıkıştırılmış toprakla kaplı, peristil oluşturan portikolarla çevrili avlunun tam ortasında, portiko stilobatlarından 19 metre uzaklıkta yer alan yuvarlak bir yapı tolos vardır. Sadece podyum seviyesinde koruna gelen yapının içine önce, 0,70 metre kalınlıkta, 1,52 metre yükseklikte dairesel bir tuğla duvar inşa edilmiştir. Daha sonra bu duvarın üzerinde 0,50 metre genişliğinde, 1,25 metre yüksekliğinde tuğla ve moloz taş karışımından bir diğer duvar yükseltilmiş ve yapının kuzeybatı ve güneydoğu kısımlarına su künkleri yerleştirilmiştir. Çapları 0,10 ila 0,16 metre arasında değişen künkler, güneydoğu kısımda 53 adet, kuzeybatı kısımda ise 21 adettir. İç duvarın özellikle güneydoğu kısmında yoğun kireç tabakası izlenebilmektedir. Bu yapı Bizans döneminde bir ayazma olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Antik dönemde benzer yapılar çeşitli amaçlarla kullanılabilmiştir. Yapının ortasında yer alan dairesel planlı tolos, Doğu Roma Bizans döneminde tolosun podyumu içine duvar örülerek ayazma olarak kullanıldığı da olasıdır. Agora'nın ortasındaki tolos eskiden kubbeli yuvarlak olan yapı dairesel planlıdır. Roma döneminde, önündeki küçük havuzdan dolayı, Tolos'un podyumu içine duvar örülerek suyla ilintili bir yapı olarak kullanıldığı kuvvetle muhtemeldir. Hadrianus Takı'nın devamında sütunlu cadde başlıyor. Ancak hemen sağ tarafa doğru yön değiştirirseniz kentin görkemli agorası karşınıza çıkacaktır.
Pergen'in önde gelen ailelerinden biri olan Plensia Magna ailesi, kent için birçok festival düzenlemiş ve bu festivallerdeki agonadıteslik, yani başkanlık görevi daima ailenin bir ferdi tarafından yerine getirilmiştir. Kent tarafından büyük saygı ve sevgi gösterilen aile üyeleri hem resmi hem de ruhani makamlarda görev almış ve bu görevler için kendi bütçelerinden ciddi miktarda para harcamışlardır. Bu aile tarafından kentte düzenlenen agonistik festivaller birbirini takip eden organizasyonlar olsa da yazıtlarda geçen oikomenikos, politikos gibi agonistik terminolojide birbirinden açık bir şekilde ayrılır. İlk olarak agorayı gezmek daha mantıklı olacaktır. Kare planlı ve sütunlarla çevrili agora Pergen'in ticaret merkezi olan noktasıdır. Sadece ticari değil dini ve politik faaliyetlerin gerçekleştiği bu agorada onlarca dükkan yer alıyordu. Agora'nın ortasında geniş bir avlu, avlunun ortasında ise yuvarlakça tolos yapının tüm etrafı ise genişçe bir stoa ve dükkanlarla çevrelenmiştir. Tabanları mozaiklerle kaplı galerilerin arkasında yer alan dükkanlar Anadolu'daki birçok agora'daki dükkanlardan farklılık gösterir. Perge Agorası'nın dükkanlarının kapıları hem içe hem de dışa açılacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bazı dükkanların önündeki kabartmalar o dükkanda ne satıldığına dair ipuçları vermektedir. Önceleri Agora olarak tanımlanan bu ticari merkez sonraları Macellum adıyla anılmaya başlanmıştır. Macellumlar özellikle Roma döneminde içerisinde et ve balık satılan, kapalı pazar yerlerine verilen isimdir. Bu Macellum da sadece et ve balık değil, parfüm türünden lüks ürünler de satılmaktaydı. Pergen'in hem politik hem de ticari merkezi olan Agora'nın avlusunun etrafında komple dükkanlar bulunmakta. Bazı dükkanların tabanı mozaikle kaplı olduğu görülmekte ve sırayla bu dükkanların biri Agora'ya, diğer dükkan ise Agora'yı çevreleyen sokaklara açılıyor. Arazinin eğimine göre yapılmış olan güney kanattaki dükkanlar iki katlıdır. Perge Agorası, antik yaşamda kentlilik bilincini geliştirmiş, kenti yaratan veya sürdürülmesine neden olan çok boyutlu evreler halindedir. Yaratılan bilinç, ortak bir bilinç haline dönüşmüştür, bu sayede ortak bir vizyon etrafında birleşerek hem vatandaşlık kimliği hem de kent kimliği üretebilmiştir. Belki de bu sayede Roma kentleri demokratik toplum düzenini, özgür bir yaşam stilini ve mekanını yaratabilmiştir. Plensia Magna ve kardeşi aileden kalan önemli bir mirası paylaşmışlar ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmışlardır. Kardeşi kendi fonlarını kendi kariyerini ilerletmek için geleneksel Roma tarzında kullanırken, Plensia Magna kendi parasını kamuda bir statü elde etmek için kullandı. Plensia, ailenin Perge'deki statüsünü perçinlerken, ailenin erkekleri Roma'da kamuda kariyerlerini sürdürmüşler. Bununla birlikte, bir Romalı için servetin, öncelikle toplumun saygısını, hatta övgüsünü kazanmak için kullanılması yeğlenirdi.
Roma Cumhuriyeti ve İmparatorluk süresince, Romalılar, genellikle erkekler, sık sık servetlerini kamu yararına katkıda bulunmak amacıyla kullandılar. Büyük binalar veya diğer kamusal anıtlar inşa ettiler, rahiplere bağışta bulundular ve onları desteklediler veya oyun sahaları, tiyatrolar gibi halka açık gösterilerin sunulacağı alanlara yatırım yaptılar. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde batı giriş dışındaki ana girişler duvarla örülerek kapatılmış, kuzey giriş büyük bir ihtimalle bir şapel olarak kullanılmış. Meydanın ortasında 13,40 metre çapa sahip olup yuvarlak bir yapıya sahip olan agora 75,92 x 75,90 metre boyutlarındadır. Geçmişin tüm görkemini yansıtan Perge Agorası iyi derecede ayağa kaldırılmıştır. Helenistik kulelerin hemen yanında yer alan yapı kompleksi Perge'de bulunan iki agoradan biri olup, Anadolu'da bulunan agoraların içinde en düzenli agorası konumundadır. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen sistem geniş bir stoa ile çevrelenmiştir. Güneyinde ve doğusunda birer sokak yer alır. Perge antik şehrinin granit sütunlarla çevrili bu pazar yeri, antik dünyanın en iyi kumaşlarından, zeytinyağına, Akdeniz'den çıkan en lezzetli balıklardan, verimli ovalarda elde edilen şaraplarına kadar satıldığı bir yer olmuştur. Perge Agorası sadece alışveriş için değil, vatandaşların çeşitli konularda fikir alışverişi yaptığı, birbirleriyle kaynaştığı kent ruhunun aşılandığı mekan olmuştur. Maselum işlevi konumunda olan Perge Agorası'nda, et ve balık gibi şarküteri ile parfüm gibi lüks ürünlerin satılmasından dolayı maselum özelliği de kazanmıştır. Dükkanlar, odalar ve sütun sıraları ile çevrelenen kare formlu agora yapısı, antik şehirde, kentin siyasi, idari, resmi, dinsel ve ticari özelliklerini bir arada barındıran merkez olmuştur. Agora'nın zemini, koruma amaçlı çakıl taşlarıyla örtülmüş. Gerçekte taban mozaikleriyle kaplıdır. Galerinin arkasında yer alan dükkanların kapıları alternatifli olarak içe ve dışa açılacak şekilde yapılmıştır. Doğu Portiko'da bulunan dükkanlar ise sadece maseluma bakmaktadır. Agora'nın dört portikosunda yapıya giriş bölümleri yer alırken ana girişi batı tarafındaki portikonun ortasındadır. Agora'nın güneydeki bölümlerin iki katlı olduğu kuvvetle muhtemeldir. Agoralarda stoa denilen, halkın güneşten ve yağmurdan korunabileceği, hukuki davaların görüldüğü ve seçimlerin yapıldığı üstü kapalı tek ya da iki katlı sütunlu galerilere sahiptir. Perge'deki agorada da aynı özelliklere rastlamak mümkündür. Lankoronski tarafından pazar yeri olarak tanımlanan Maselum Agora kentin kuzey-güney doğrultulu caddesinin güney ucunun güneydoğusunda, Helenistik dönem kapısının ise doğusunda yer almaktadır. Macellum'un dış ölçüleri 75,93 x 75,90 metre, iç ölçüleri 50,80 x 51,20 metre olmak üzere, iç içe geçmiş 3 kareden oluşan aksiyel bir plan gösterir. Perge Agorası'nda iki krepisli stilobatın ön bölümünde portikoyu dört yönden kesintisiz bir şekilde takip eden açık su kanalları halen görkemini korumaktadır.
Kanal blokları 0,70 metre, suyun toplanarak akıtıldığı bölüm 0,40 metre genişliğindedir. Leitrinalar, çağdaş Roma kentlerinin önemli unsurlarından biriydi. Bu gereksinimin kentte bir mekan içinde görülebilmesi, temizlik, sağlık ve görüntü açısından zorunluluk olmuştur. Leitrinalar genel olarak kentin daima hareketli kamu yapılarının hemen yanına yapılmaktadır. Perge'de bulunan latrina, dört tarafı portikolarla çevrili ve her birinin arkasında dükkanlar yer alan Macellum Agora yapısının güney portikosunun en doğusundaki dükkanın alt sırasına inşa edilmiştir. Daha önce dükkan olan bu alan muhtemelen daha sonra yapılan bir değişiklikle latrina haline getirilmiştir. Yapı 3,40 metre uzunluktadır. Altından atık su kanalının geçtiği ve oturma basamaklarının olduğu kısmın genişliği 0,50 metredir. Oturma yerleri bakımından U planlı tipi yansıtan leitrinanın oturma sıraları kireç taşı levhalardan yapılmıştır. Bu tip leitrinalar Anadolu'da milattan sonra 2. yüzyılda sık kullanılmaya başlanıp milattan sonra 6. yüzyılda son bulmaktadır. Genel olarak leitrinaların çatıları ahşap hatıl üstü kiremitten oluşmaktaydı. Perge'de de böyle olabilir. Yapıya su, Macellum Agora'nın tüm iç avlusunu dolaşan yüzeysel kanallarla sağlanmıştır. Bunların yağmur suyunu toplanmış ve yapının güneydoğusundaki bir kanal vasıtasıyla iletmiş olması mümkündür. Leitrinalarda temiz su kanallarının işleyişi, yaklaşık 5 cm yüksekliğindeki oturma sırasının altından geçen suyun avuçla alınması mantığına göre yapılmaktadır. Bu kanalın leitrinaya çıkan ucu, tonozlu bir kemer şeklindedir. Su, Yasardz erkekler leitrinasında olduğu gibi tek bir koldan verilip yapının üç kenarı boyunca dolaşarak birleştiği köşede pis su kanalına akmaktadır ya da Metropolis örneğindeki gibi tek bir noktadan iki ayrı kola su verilerek, suyun leitrinanın dört kenarı boyunca dolaşması sağlanmıştır. Toplanan yağmur suları, leitrinaya su sağladıktan sonra birleşerek, yapının güneydoğusundan geçen ana kanalizasyon kanalına karışmaktadır. Avluda yer alan kanalın ağız açıklığı 0,70 metre, kanal ise 0,40 metre genişliğindedir. ...1973 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında Macellum Agora'nın kanalizasyon sistemi araştırılmış, avlunun etrafını çevreleyen portikoların önünde, cidarları düzenli taşlarla örülmüş bir mecra bulunmuştur. Bunların meydanda biriken suları güney yönünde ve o civardan geçen bir ana kanala sevk ettikleri anlaşılmıştır. Macellum avlusunun güneydoğu köşesinde, Stylobat'ın önünde bir kanalla oluşturulmuş olan atık su sistemi, temiz su sistemi ve yapının taban kaplaması, kazı yapıldığı yıllarda sağlam olarak ele geçmiştir. Ancak leitrinanın kazıldığı döneme ait bir fotoğraf ya da çizim bulunmamaktadır. Perge Macellum'un hemen kuzey bitişiğindeki Tacitus Caddesi alandaki dükkanlarda birden fazla evre bulunuyor. 6 ve 4 numaralı mekanların zeminlerinde kısmen mozaik döşeme ve kanal izleri görülüyor.
5 numaralı dükkanın kullanım evreleri farklı zamanda olabilir. Muhtemelen ilk kullanım evresinde zemin düzgün pişmiş toprak tuğladan bir taban ile döşeylidir. Bundan sonraki bir evrede mekanın içinde doğu-batı doğrultulu yaklaşık 0,50 metre x 1 metre boyutlarında üst üste dizilmiş tuğlalardan bir seki oluşturulmuş ve zemin yükseltilerek, öncekilerden daha küçük boyutlu pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış bir döşeme ile kaplanmıştır. Mekanın üçüncü evresinde ikinci döşeme, kuzeybatı köşede bırakılmış bir kısım dışında iptal edilmiştir. Bu döşemenin bitimine kuzey-güney doğrultulu devşirme bir blok ve çeşitli büyüklükte taşlardan oluşan bir duvar yapılmıştır. Yeni duvarın yaklaşık 0,50 metre kadar doğusunda ise yeni bir döşemenin yapıldığı söylenebilir. Böylece, doğu-batı doğrultulu seki ve iki duvar arasında, L, biçimli bir kanal oluşmuştur. İkinci döşemenin kısmen bırakıldığı kuzeybatı köşedeki tuğlalar yeniden düzenlenmiş ve buraya da pişmiş toprak künklerden oluşan bir kanal eklenmiştir. Bu kanalın çok benzeri, mekanın doğu tarafındaki duvarda da kısmen takip etmek mümkündür. Bir sonraki geç safhada mekanın kuzeyine üzeri yatay tuğlalarla kaplanmış doğu-batı doğrultulu ikinci bir kanal daha eklenmiştir. Son safhada ise doğu-batı doğrultulu ikinci kanalı kuzey-güney doğrultulu kesen, kuzeydeki sekiden destek alıp, mekanın ortasındaki duvarın doğusundan geçen bir künk sistemi eklenmiştir. Burada yapılan kazılarda bulunmuş olan keramik ve sikke buluntuları, M.Ö. 4-5. yüzyıl tarihini vermekte ve kullanım evrelerinin birbirinden çok da geniş olmayan zaman aralıklarıyla yaşandığını göstermektedir. Mekanda kuzey-güney doğrultulu duvarların düşey yüzlerinde ve doğudaki kalın duvar yüzeyinde cam köpüğü katmanlarının yanı sıra alanda çok sayıda cam cürufu ve cam ipliği parçaları bulunması nedeniyle mekanın şimdilik bir cam atölyesine ait birimlerden biri olarak kullanıldığı söylenebilir. S1 Sokağı Perge'nin kentleşme süreci, Roma dönemi kentindeki üretim-ticaret ilişkisi, kuzey-güney doğrultulu sütunlu caddenin birinci insulasının tamamının açığa çıkarılması sonucu anlaşılabilir. İnsulayı kuzeyde sınırlandıran S1 sokağının orijinal döşemesi kaldırılmış, doğu-batı doğrultulu 4 pişmiş toprak künk sırası yerleştirilmiş, caddenin taban seviyesi özellikle güney tarafta yükseltilmiş ve buraya da bir kanal yapılmıştır. Yani geç antik dönemde sokağa çok müdahale edildiği anlaşılırken, dikdörtgen bloklar ve geç antik dönem sütun başlıkları kullanılarak bir galeri yapılmıştır.